Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. Livadiyum.com'da. Hali hazırda var olan bir evi ve bir iskeleyi ben satın aldım. Herhangi bir eklenti, herhangi bir yeni bina, inşaat, minşaat yapmadık yahu. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki kaçak villasına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Gökbakar ısrarla eklenti yapmadığını iddia etse de kimseyi ikna edemedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kaçak yapının yıkımına karar verdi. Gökbakar da bu kararı yargıya taşıdı. İskeleyi de yıkalım, evi de yıkalım. Hemen. Türkiye'deki bütün bu kıyı kenardaki bu işte iskansız, imarsız evler yıkılacaksa, iskeleler yıkılacaksa hemen bak ilk grayderi balyozu biz vuralım. Beklemeyelim de yargı kararını yani. Yargı süreci devam ederken villa mühürlenmişti. Durum belirsizliğini korurken Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede Şahan Gökbakar ve şüphelilerin biz taşınmazımızı 2020'de satın aldık. Aykırılıkları biz yapmadık. Satın aldığımızda böyleydi şeklindeki savunmasına yer verildi. Allah'cığım aranı kurtulam! Öte yandan villanın önceki sahibi Osman Bayındır'ın da suçlamayı kabul etmediği ifade edildi. İddianamede Şahan Gökbakar, kardeşi Togan Gökbakar, Çağrı Özeren ve Osman Bayındır sanık olarak yer aldı. Sanıklara kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununu ihlal ve imar kirliliğine neden olma suçlarından 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.